Kürt sorununun çözümü de, demokrasinin gelmesi de İmralı Adası'ndan geçtiğini biz çok açık bir şekilde görebildik. Sayın Öcalan devamlı bir biçimde Kürt halkı için burada projeler üretti ve sorunun çözümü için gerçekçi bir paradigma ortaya koydu. Bu devam eden hukuksuzluğa karşı sadece Kürt halkının değil, vicdanı olan, demokrasiden yana tutum sergileyen, politik ahlakı olan herkesin ses çıkarması gerekiyor. O yüzden bu çağrımız sadece Kürt halkına yönelik değil, toplumun tüm kesimine yönelik. Yani Kürt ve Türk halkının diğer tüm Orta Doğu halklarının birlikte yaşam umudunu sürdürebileceği bir ortamın yaratılması için biz Gemli'ye yürümesi yönünde bir çağrı yaptık. Halkımızda da tüm halka da çağrımız bu yönde. İstanbul'da 19 Kasım saat 2'de Gemlik'te olmak kaydıyla bir özgürlük yürüyüşü standı verildi. İmralı tecritin, mutlak tecritin kaldırılması ve Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılıp fiziki özgürlüğüne kavuşturulması için yapılan bir yürüyüştür. Türkiye'nin ne kadar bu 2015'ten bu yana sıkıntıya girdiği hem ekonomiksel anlamda, hem siyasal anlamda, hem uluslararası politik anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşadığı bir dönemdir. Bunun aşabilmenin tek yolu Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğü. Bu fiziki özgürlüğü sağlanabilmesi için de Türkiye kamuoyu ve demokrasi güçlerinin buna katkı sunması lazım. Gerçekten eğer Türkiye'de adaletin, hukukun, demokrasinin oturtulması bir bütün hepimiz için ihtiyaçsa tek çözümü Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğü. Bundan kaynaklı Türkiye kamuoyu bu konuda duyarlı olması lazım, destek sunması lazım. Kürtlerden çok Türkiye halklarının buna sahip çıkması lazım, öncülük etmesi lazım. 25 yıldır İmralı tecritiyle yoğunlaşan Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki ağır baskı, ağır tecrit koşulları ve son 33 aydır da hiçbir şekilde haber alınamama hali olduğundan kaynaklı bizler Kürt halkı olarak ve dünya halkları olarak, Türkiye halkları olarak, ezilenler olarak, kadınlar olarak, gençler olarak, emekçiler olarak, çalışanlar olarak hepimiz bir bütün Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecriti kırmak değil artık bir bütün fiziki özgürlüğünü kavuşturmak için, fiziki özgürlüğü için Gemli'ye bir bütün yürüyüş yapacağız. Gelin hep birlikte, hep beraber tüm bu halkları, tüm bu sorunları, tüm bu zulümlere karşı gelmek için, kadın kırımına karşı gelmek için, gençlerin işsiz kalmaması için, emekçilerin hakkının verilmesi için bir bütün olarak toplumda toplumsal yaşamı inşa etmek için, barış içerisinde inşa etmek için yürüyüşe hep birlikte gidelim. Bir yanıyla evrensel hukuka, evrensel yasalara uyma çabasıdır, çağrısıdır daha doğrusu. Bir yanıyla bireysel bir insan hakkıdır. Bir yanıyla da Sayın Öcalan'ın ürettiği fikirlerin, barış çabasının, demokratikleşme çabasının, halkların kardeşliği çabasının önemsendiği, bu süreçte buna oldukça ihtiyaç duyduğu, Orta Doğu'da savaşın, çatışmanın derinleştiği bu süreçte böyle bir barış çağrısının, böyle bir barış çabasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum yani.